Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar, bu ineğimiz doğum yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi suyu gelmiş durumda. Hiç acele etmiyoruz. Şimdi diğer işleri halledeceğiz. En son gelip bunun doğumunu yaptıracağız. Saat şu anda kaç tam olarak bilmiyorum da. Şurada iki tane kesimli ineğimiz var. Bu ağır hasta. Onun için acilen kesime gitmesi lazım. O da yine diğer kesimli ineğimiz. Şimdi eksper abimiz bakıyor. Onayladıktan sonra hayvanlar yarın kesime gidecek. Sigortalı oldukları için önce eksper gelip fotoğrafları falan çekiyor. Şimdi biz bunların işlerini halledeceğiz. Ondan sonra doğuma geçeceğiz. Yok, sen hiç uğraşma. Çıkar. Tamam, bırak hayvanı gelsin. Ben de gideye kadar gittim de yapmıyorum. Tamam. Ha. Bunlar atölyesi ve mide bağırsak atölyesi ve kafamda dönmedi. Tamamdır. Şimdi bunların işini hallettik. Bunlar zaten yarın kesime gidecek. Onun için şimdilik bunlarla işimiz yok. Doğum yapan düveyi alacağız şimdi buraya. Onun doğumunu gerçekleştireceğiz. Hadi gençler. Hızlı hızlı. İlk doğumunu yapıyor bu arada bu hayvan. Biraz bizi koşturacak gibi duruyor ama inşallah rahat bir şekilde yapar. Salih çok kaybolma. La adam lazım olabilir. Tamam. Şarjımız da az. Bir saniye hocam, geliyorum. Evrakları da teslim edeyim. Mehmet siz kilidi alın, ben evrakları teslim edip geliyorum. Bunu da hallettik. Şimdi bu arada bu hayvanla kanlı bağırsak var. Kanlı bağırsak sendromu dediğimiz durum söz konusu. Çok fazla yapabileceğimiz bir şey olmadığı için kesime göndereceğiz. Normalde 80-90 bin liralık bir hayvan kesime gidecek. Sigorta en fazla 15-20 lira bir para verecek. Hayvanla en fazla 10 lira falan tutar. Tamamen zarar yani. Şöyle mümkün mertebe sabitleyeceğim kamerayı. Kafa kamerasını aldığım zaman biraz problem yaşıyor. Şöyle yanlama yapalım. Tamam, gel. Açayım mı kapıyı? Yok, kapı kapalı kapı. Sugar mı? Gel. Hadi yürü. Ha? Mehmet'in elindeydi. Ha? Mehmet. Kameranın önünden çekil. Öyle dur, tamam mı? Senin sırtını çekerim. Çekil Mehmet. Hayır, gel sen de gel. Mehmet. Gelsene içeriye. Mehmet çekil. Gelsene içeri sen. Mehmet sen bu tarafta dur. Mehmet
yandan gel. Anam kenara gözüküyor. Ya ula kenar mı sen bayağı bak bayağı. O tarafa doğru. Tamam. Daha çok değil. Ana vallahi çatala böyle bayağı beyaz bir şey. Tek tek. Hiç kılçık da yok ha. Sen tek kenar çek. Çek. Hop tamam. Usta bu var ya. Çok inatlı düğmeye benziyor. Şu robotu duracak gibi geliyor. Daha da öyle geliyor. Bir de bak gözde şaşırıyor. Vallahi. Amına gözleri şaşırma. Sakin ol lan, sakin ol. Ala buraya, atsana şu kuruları altımıza. Buraya alalım mı lan? Ya çay. Çay alalım ya bu zaman. Çok bok ya, alın bu tarafa yazın. Bu ne? Kapatmış ya bunu ya. Al. Al dışarıya. Videon kapalı mı? Yok, açık ol. Al sana siliyor şeyleri ya görüntüleri. Tabii, şans gitmesin diye kapattı. Yok silebiliyorsun değil mi yok şeyleri? Silmem. Silmek yanına... Bunu silmek zorundayım işte. Kenan şunu çek. Kanım çek dışarı bu tarafı. Çeksene ayağından. Benim eldiven var ya. Al şöyle. Al bu ne şey laylonla bağla çek. Tamam mı? Tamamdır. Güzel sağlıklı bir buzdağımız oldu. Çok yorulmuş. Kendi de aslında yapabilirdi. Çok dokunmamıza da gerek yoktu. Çok yorulmuş. Kenan vurulmuş. Bu kolay oldu. Aç adam aldı. Biz biraz işi şeye vermedik. Şansa vermedik diyelim. Normalde çok rahat kendisi de çıkarabilirdi bu buzdağı. Yaklaşık 3 dakikada iş tamam. Maşallah çok güzel bir oğlumuz oldu. Zamanında çarptı. Tekrardan bu kızlara dönersek. Şu kızımız uzun süredir sağlıyor. Şimdi de zaten gebe kalmıyordu. Uzun süredir de gebe kalmıyordu. Yaklaşık 500-600 gündür sağlıyor. Bu 500-600 günlük süt ortalaması da yani 2 yıldır ortalama 30 kilo vermiş. Totalde şeyi ortalaması 600 günün ortalaması 30-33 kilo civarında. İyi verimli olduğu için tohum tutmasa bile sağma devam ediyorduk. Şimdi mastit de düştü. Sütü tamamen kesildi. Onun için kesime gidecek. Zaten kilosu da bayağı yerinde olduğu için pek bir sıkıntı yaratmayacaktır. Sigorta onda pek işlemeyecektir. Çünkü biz sigorta yaparken ineklerin değeri 35-40 bin lirayken şu anda hayvanların değeri 80 bin liranın üzerine çıktı. Şimdi biz bunu kestireceğiz. 50-60 bin lira para tutacak. Sigorta diyecek ki ne sen zaten paranı aldın, herhangi bir ödeme yapmayacak. Çünkü şeyin dediği gibi nasıl diyeyim. Sigorta normalde mesela hayvan eğer değersiz bir hale gelirse para veriyor. Örnek vereyim bu hayvan. Bunun mesela vereceği en fazla kasapta 10-12 bin lira, 15 bin lira bir paradır. Sigorta değeri de 40 bin lira civarında. İşte 10-12 bine düştüğün zaman sigorta tahminimizce bu hayvana 15 bin lira verir. Yine de köklü bir zarar. Şu anki duruma göre enflasyon bu şekilde ilerlediği için bu durum böyle. Normalde yıl boyunca ineğin değeri sabit kalsaydı herhangi bir sorun yaratmazdı. Biz ilk yaptığımızda 30 bin liradan yaptık. Sonradan enflasyon patlayınca bir daha sigorta attık. 40 bin liraya çıkardık. Yine şu anda ineğin değeri fırladı. 60-70-80 bin liralara çıktı. Yine zarar. Yine de az da olsa bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Zararın neresinden dönsek kardır mevzusu. Niye kesime gidiyor derseniz bu. Bunda EBS dediğimiz mevzu var. Kanamalı bağırsak sendromu dediğimiz şey var. Muhtemelen yemde küf vesaire bir şey yemiştir. Biz normalde aşısını yapıyoruz. Geçen hafta aşısını da paylaşmıştım. Aşı yapmamıza rağmen %1 de olsa etkilenme şansı var.
Normalde ufak tefek parçalansa küf, mesela küfe attığınız zaman 5-6 tonluk yemde parçalanır. Küçük parçalar pek zarar vermez. Ama muhtemelen top halinde bir küf geldi bu hayvana. O da bu hale kadar getirebiliyor. Yine küçük bir ihtimal, biz mıknatıs attığımızı eminiz ama belki hayvan bir cam parçası yemiş olabilir. Veyahut bir metal parçası yemiş olabilir. Metalden çok şüphelenmiyorum ama cam gibi bir şey yemiş olabilir. Çünkü genelde metal olsa iç organlara doğru yürürdü. Bunda gördüğümüz mevzu mide veya mide çıkışında bir yerde bir kanama var. Dışkıya baktığımız zaman dışkı tamamen kanlı, potulaşmış kan değil, normal bir kan. Bu da bağırsağın kanamalı olduğunun anlamına geliyor zaten. Ya HBS'dir ya da işte cam gibi bir kesici bir parça yemiştir. Bu plastik de olabilir, sert plastik de olabilir. İşte 2 gün kadar tedaviyle uğraştık, hiçbir yanıt vermiyor, hiçbir şekilde yeme gelmiyor. Ondan dolayı mecburen kesime göndereceğiz. Çünkü ani ölüm de gerçekleşebilir bu tür durumlarda. Daha fazla da beklememizin bir mantığı yok. Şimdi hayvanda hiç dışkı yoktu. Dışkısını gösterecektim. Hiç dışkı kalmamış yerde. Ya elime attım, affedersiniz. Elim buradan ta şuraya kadar geldi. Yine de bir gram dışkı elime gelmedi. Çünkü hiç sindirim olmadığı için, hiç sindirim çalışmadığı için pek fayda etmiyor. Durum bu. Doğum yapan kızımızın ismi neymiş? Kızım. Eylül'müş. Eylül Hanım. Hadi hayırlı olsun. Bir güzel yala kızını. Ondan sonra elinden alacağız maalesef. Sen sağ, ben selamet. Bak şu anda buzağa yaklaştırmak istemiyor. Dokunma diyor bak. Hadi sana biraz uzun süre de verebiliriz. Bir yarım saat, bir saat de kalabilirsin. Hadi güle güle. Şimdi yaklaşık bir saat kadar annesi buzağıyla birlikte kaldık. Hemen karşımızda da çıktı burada. Şimdi sağımı alacağız. Sağımı almadan önce bir kemer takmamız gerekiyor. Bilgisayar kaydını falan yaptım. Biraz deli duruyor. Muhtemelen robotu parçalayacaktır. Umarım düşündüğüm gibi olmaz. Hazır kilide girmişken de kilidi kaldırayım, hemen orada kemeri takayım. Güzel bir fırsat yani şu anda. Bu arada tüm depremzedelere başsağlığı diliyorum. Belki biliyorsunuz ben de Antepliyim. Deydim, son 2 yıldır İzmir'deyim. Bundan önce full Antep'teydim. Az çok bilenler bilir. Orada da bir bizim de kendi çiftliğimiz vardı. Orada da durumlar şu şekilde. İşletmedeki bütün duvarlar tamamen yıkılmış durumda. Yani işletme içerisinde ev vardı. O yıkılmış durumda. Buradaki işletme gibi değildi. Mesela şu kenarlarda duvar vardı. O duvarların hepsi yıkılmış durumdaydı. Yaklaşık 10-15 kadar zayiat vardı. Yani ölen hayvan vardı. Onun dışında genel olarak çiftlik kullanılmaz haldeydi. Sahmane falan hepsi tamamen berbat duruma gelmiş. Ben gidemedim çünkü yollar kapalıydı. İki defa yoldan döndüm mecburen. Aldığım haberlere göre de dediğim gibi çiftlik kullanılmaz halde. İçerideki hayvanları başka bir ahıra göndermişler. Muhtemelen tamamen kapanacak. Kısmetli yokmuş diyelim. Genel olarak herkesin başı sağ olsun. Ülke zor bir zamandan geçiyor. Elden bir şey gelmeyince, hele ki ben de gurbetteyim, bu tür durumlarda biraz daha fazla etkileniyorum. Ben 2-2,5 senedir İzmir'deyim. Şimdiye kadar hiç memleket hasreti çekmedim. Ha, bu olaydan sonra bayağı bir kafam bunalmış durumda. Neyse, biz tekrar videomuza geçelim. Uzun zamandır paylaşım da yapamıyorduk. Tut, Hüseyin de geldi. Ben geldim arkadaşlar. Sağdan yürü, soldan yürü. Sakin, sakin, sakin ol. O mu? Maşallah. Sakin ol. Ah! İnşallah arabada girer. İnşallah girer. İnşallah. Sakin. Dur. Girer de. Mesele durması. He. Onu. Bir de yarım saatimiz var. Yıkamaya girerse bir de yarım saat yıkamayı bekleriz. Onun için biraz daha acele etmek lazım. Tamam. Hüseyin. Tamam. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ver bana onu. Sen git kapıyı aç. Hadi.
Dur kızım, sakin ol. Çık. Kıtlıktan çıkmış gibisin ha. Hayatında böyle bir yem görmediği için. Şimdi ilk kez gördüğünde çok fazla heyecan yaptı. Merak etme. Uzun süre burada kalacağız zaten. Hüseyin buraya kaçabilir, dikkat et. Oho, böyle mi yapacağız? Arkandan dönüp dolaşacaksak işimiz yaş. Hadi kızım. Ha, o da girsin, onunla birlikte girer. Tamam, çok güzel. İkisi birlikte girsin. O onu görür. Sakin, 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 yavaş. Tamam. Dün akşam ben böyledim ha. İyi değil. Valla, iyi değil. Hayvan mis gibi doğum yaptı. Burada bir simentalimiz var. 88 numara. Bu da güzel bir hayvan. Çok sevdiğim hayvanlardan biri. Uysaldır, bayağı rahattır da. Onda zaten bir memesi tek kalmış. Yaklaşık 13 dakikadır sağlıyor. 15 kilo kadar süzermiş. Biter şimdi zaten. Demeye kalmadan bitti. Sakin ol, boş ver. Hadi bu kadar da kaldı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gel. Yo, ben anlamıyorum. Hadi, hadi kızım, hadi. Hadi bize, hadi. Bizi yalan çıkarma. Hadi. Hadi kızım. Aferin. 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 Hadi. Aferin hadi. Ha. Vallahi ha. Beklediğinden iyi gidiyor. Hadi kızım. Hadi kız. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. Hadi lütfen, lütfen. Hadi. Ha. Aferin lan. Vallahi iyi gittin. Kapat hadi. Kemer mi bozdun? Yok, güzel. Sen okey'e bas, ben memesini yıkayayım. Okey'e bas, başka bir şeye basma şimdilik. Biraz dursun. Okey'e bas, robotu hayvanın altına koy. Bayağı bir kan var. Öç, kendinizi yıkadın. Cam gibi oldu ha. Normalde yıkama iyi olmuyor. Yani bizim için açımızdan iyi oluyor. Hayvan açısından iyi oluyor. Sizin yıkamanızda bir sorun yok. Ama biz mesela yıkıyoruz. Memeden bu şekilde akıyor ya. Robot takarken affetmiyor. Onu da takıyor. O biraz sıkıntı. Ama normalde bu şekilde yıkanması güzel. Yani doğumdan sonra memeleri yıkamanızda bir sakınca yok. Tamam, ver altına. Sen hindi misin sen? Bak şurada. Şuna basacağız. Şuna aşağı gitti. Hindi misin? Olabilir. Dur dur. Şimdi biraz alışsın. Yem var mı? Var. Kızım hiçbir şey yok. Şu an korkuyor. Etrafı tanımaya çalışıyor. Fırça yapar mı? Yok, fırça yapmaz ilk günde. Şimdi bakın alıştı. Yeme geçmeye başladı zaten. Biraz alıştıkça takacağız. Bak şimdi burada özellikle düvelerde olan bir mevzu var. Ona çok fazla soran var. Onun hakkında da ufaktan bir üzerinden geçeyim. Birincisi doğuran düvenin göbeğinde çok aşırı şişlik var, ödem var diyen arkadaşlar oluyor. Gördüğünüz gibi bakın çok fazla aşağıda. Mehmet Ağa şurada göbeğe aşağı inmiş. Bunlar doğumdan kaynaklı şeyler. Yani hayvan doğuma yaklaştığı zaman oluşan ödemler. Bunların hiçbir önemi yok. Yani normal insanlarda, kadınlarda bile oluşan bir şey bu. Bundan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendiliğinden zaten 15-20 gün içerisinde toparlar. Dokunmanız daha kötü, daha kötü hale getiriyorsunuz. Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kendiliğinden geçecek şeyler. İkincisi meme mevzusu. Meme çok aşırı şiş geldi diyorlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer meme bozuk değilse, güzelse süt vermemesi de sorun değil, şişmesi de sorun değil. Siz normal rutininizde hayvanınızı sağmaya devam ettiğiniz sürece 15-20 gün içerisinde düzelir. En geç bir ay içerisinde düzelir. Eğer bu sorunlar böyle bir ay içerisinde düzelmezse o zaman müdahale edersiniz. Eğer doğumdan sonra meme bozuksa ona müdahale edersiniz. Ama ödemleri, doğumdan sonraki oluşan ödemler normaldir. Bunlara herhangi bir şey yapmanıza kesinlikle gerek yok. Ondan sonra, doğumdan sonra meme... Neyse. Numarası 160.
demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani ondan sonraki ödemlerde çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ama meme mastitlidir, mastit tedavisi yapabilirsiniz. Yine tedaviyi de mümkün mertebe sadece sağım yaparak yapın. Yani iğne falan vurmanıza gerek yok. Yeni doğum yapan hayvanda eğer öldürücü bir mastit değilse, zehirli bir mastit değilse sadece sağım yapmanız yeterli. O memeyi yere dökün, diğer 3 memeyi kullanın. Sağlam olan memeleri mümkün mertebe buzağa kullanın. Buzağıyla işiniz bitti, yani ağız sütüyle işiniz bittikten sonra artık tedaviye başlayabilirsiniz. Aksi halde ağız sütünün etkisini de yok etmiş olacaksınız iğnelerle. Onun için ilk 3 gün mümkün mertebe hayvana hiçbir uygulama yapmamaya çalışın. Vitamin vesaire şey yapabilirsiniz, takviye yapabilirsiniz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yani diğer problemlerde bir uygulama yapabilirsiniz ama mümkün mertebe basit şeylerde hayvanı yormamaya çalışın. Anasını belledi. Ya hayvan biraz cazgır. Kızım biraz sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Hüseyin kafat kısmına git, seni görürse biraz sakinler. Böyle tam karşıma geç. Şu anda insan da görmediği için sadece makinenin müdahale ettiğini sanıyor. Ondan dolayı bir korkuyor. Çok fazla vurduğu zaman robot da artık bir yerden sonra kafası karışacak. Hüseyin biraz uzakta dur. Ah öyle. Memeler de bayağı o göbekteki şey de sıkıntı yaratıyor. Ödem de sıkıntı yaratıyor. Robotun memeyi görmesini engelliyor. Robot biraz geri gittiğinde de gördüğünüz gibi ayağını üzerine koyuyor. Kızım sakin ol. Hiç şey olmayacak. Tekrar bağlayacağım. Çünkü bayağı uzaktan aldım. Bu konu çok daha iyi. Hiçbir şey yok kızım, hiçbir şey yok. Hayvan da bayağı uzun boylu. Robotun sınırına geldi neredeyse. Hem uzun boylu hem memesi biraz yukarıya doğru toplu. Aşağı sarkmamış. Çok güzel yetişemiyor. Yani göbekten dolayı robot memeye yetiştiremiyor. Kaldıramıyor kendini. Normalde şu konumda hızlı bir şekilde kaldırıp taşıyor. Ama göbeğe dayandığı için kaldıramıyor. Ben biraz destek vereceğim. Tamam, yakaladı. Göbeğinden dolayı takamıyor. Gözlerine de biraz pislik bulanmış. Görmekte de zorluk çekiyor. Ama inşallah. Çok güzel. Aferin. Tamam be. Takıldı, tamam. Tamam. Biraz sorunlu oldu ama beklediğim kadar da kötü olmadı. Efendim. Bu Facebook'u sana verecek. Ben gelip çözümler atayım. Tamam ama şey yap. İnek bitsin, Salih'e teslim et. Tamam sen git, ben hallederim. Ben git çöpleri alır, tamam. Tamam şimdi inek de yavaş yavaş alışmaya başlayacak buraya. Bak neredeyse 6. dakikada daktı. Şu an 1 dakika oldu. Daha 1 gram bile süt vermedi neredeyse. Ağız sütü. Acele etmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Hayvan sakinlemeye başlar. Şimdi mesela kafasını kaldırdı, yemliğe doğru döndü. Etrafını tanımaya çalışıyor. Şimdi doğum yaptığı yerle burası çok farklı bir mevzu. Ani bir stres yaşıyor. Bilmediğin bir yere gidersin, kaybolursun. Bir kafan bulanır ya, aynı o şekilde hayvanda da böyle bir problem oluşuyor. Şu anda ani bir yer değişikliği yaşadığı için bir strese giriyor. Sütünü hem bırakmak istemiyor hem de yapılan müdahaleye biraz karşı geliyor. Biraz sakinledikten sonra bir şey olmadığını anlayınca yavaş yavaş bırakacaktır. Yaklaşık 8 dakika oldu. Yani 2 dakika geçti. Çünkü ilk 6 dakika takmayla uğraşıyorduk. Burada da zaten gözüküyor. Yaklaşık 2 dakikadır sağlıyor. Ama daha bir şey gelmedi. Ve az az damla damla gelmeye başlıyor. İşlem sonunda tekrar kayda geçeceğim. Yaklaşık 8 dakikadır sağlıyor. Şöyle 1 kilo kadar falan verdi. Ne 8 dakikadır? 14 dakikadır sağlıyor. Yani aktif olarak 8 dakika sağlamış oldu. 6 dakika takmayla uğraştı ya.
16 dakikadır makinede. Hadi çık çık çıkmayı da bilmiyor. Yemi de hemen hemen hiç tüketmedi diyebiliriz. Stresten kaynaklı, daha ilk doğum olduğu için. Bir şey olmaz, alışırsın alışırsın. Su buradan gelecek, inşallah buradan gelecek. Bu sistemi de yeni yaptık. Robot otomatik mesutu buraya alıyor. Atık olanı farklı bir yere alıyor. Normalde ikisi tek ortasında geliyordu. Bu kadar mı? Bir. Bu kadarmış. Ne kadar? Hemen bakalım üzerinde yazıyordu. Evet, evet, evet. Neredesin ya? Burada yazı yazıyordu. Ben mi kör oldum? Yazdığına yemin edebilirim. Neyse dışarıda bakalım. Mumumuzu acil teslim edeceğiz. Ondan sonra işimiz bitiyor. Aslında hayvana bol sularını da yuttursak güzel olurdu. Hatta onu da hemen aradan çıkarız kilitteyse. Salih! Salih! Ağız sütü! Hah, şuradaymış bak. 8 litre. 6, 5, 4, 3, 2,5 kilo ya. Tam olarak aşağı yukarı 2,5 kilo. Görüyorsunuz mu bilmiyorum da şurada çizgiler var. Şurada, şurada, şurada böyle. 8 kilo civarında. 8 kilo şey, kovanın kendisi 10 kiloluk. 2,5 kilo civarında var. Şimdi bakayım eğer düğe kilitliyse direkt bol sularını da yutturalım. Ki biraz aç bir düğeye benziyordu, muhtemelen direkt kilide geçmiştir. Normalde kandan tanıyordum. Memesini de yıkayınca tanıyamayacağız. Kilitler havada ama evet. Kaçtı. Yanılmıyorsam şu kaçan oydu. Neredesin be? Bu sandım da bu değil. Allah Allah. Şu. Kızım, burada kilit yok ya. Oraya git, orada bir yerde gir de sana ilacını da verelim. Devam et, devam et, devam et. Az daha git ha. Tamam, orada bir yerde gir. Tamam, kabulüm oraya. Adam düşüyordum. Muhtemelen kendi girer ama orada bir de bozuk kilit var, var ya oraya girip girer. Tamam, çok güzel. Oraya gir, orada bak bol bol yem de var. Beni gördüğünden girmek istemiyor. Şansımızı deneyeceğiz. Bol ustara malzemeleri falan alıp geçeyim oraya. Hava da kararmaya başladı. Şimdi normalde iki tane bolusumuz var. Yaşlı inekleri iki tane kullanıyoruz. Bu düve olduğu için düvelere bir tane yeterli oluyor. Düveler için işte bunu her ikisinde kullanıyoruz. Isobol bu karaciğer destekleyici. Bugün bir arkadaş da sormuştu bana Instagram üzerinden karaciğer için, karaciğer yağlanması için ne yaparız diye. Bu hem karaciğeri destekliyor. Buna bağlı olarak rahmini daha hızlı toparlamasını falan sağlıyor. Daha önce de bahsetmiştim zaten diğer videolarda da. Diğer bolusumuz da kalsiyum bolusu. Şimdi normalde bazıları doğum yaptıktan sonra kalsiyum iğne yapıyorlar ya, onun yerine direkt bolus yutturuyoruz. Doğumdan hemen sonra 10 gün içerisinde eriyor, tamamen bitiyor. Hayvanın kalsiyum ihtiyacını gideriyor. Şimdi Eylül Hanım nerede? Biz şu an sadece bunu yutturmamız yeterli. Bu arada Isobol şeyin hangisiydi ya? Novakim'in ilacı. Novakim'in şeyini bulabilirsiniz. Firmasının internet üzerinden bulabilirsiniz. Nereye gittin ya? Allah'ım ya Rabbim, buradaydı.
Bu. Bayağı büyük duruyor, ondan tanıyamadım ha. Hayvan bayağı büyük duruyor. Yani şöyle 3-4 yaşında bir inek gibi duruyor. İşlem bu kadar. Biraz karanlık ama hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın.